Kadınlar da gelsin ki buraya abi. Öyle. Abi. Öyle. Kadınlar da çağırmış. Ne demek? Ya şimdi bir zarardır gelmedi. Mallar yapmayın. Ben şu kadar kuvvet. Yerine eve beni de bana verin. Kimin evi? Bazı yerlere doğalgaz verip bizim burada geçen hattın 250 metrekare ilerisi yani 250 metre ilerisinde camimiz var. Camimize vermiyor. Sayın Bülent Fekçi de defalarca aradı kendisini. Çınar'a da söyledik. Geçen sene bize söz verdiler oraya çekeceğiz dediler. Doğalgaz müdürü de dedi ki oranın projesi yok dedi. Yeşilyurt Belediyesi dedik biz oranın projesini çıkaracağız. Siz ona göre bu senenin hazırlığını yapın dediler. Şimdi yanımızdan es geçiyorlar. Dilek yani burada ciddi bir sorunumuz var doğalgazla ilgili. Hastamız var, camimiz var. Millet mağdur. Kömür olduğu gibi belli zaten. Odun da bulamıyoruz. Yani bu sıkıntının gidermesini istiyoruz. Doğalgaz müdüründe de baya bir şikayetçiyiz. Yani burada istese hep bir günlük iş. Mahalle de var zaten. 60 tane ev var orada. Hepsinin bir aboneliği 5000 lira para. Onları toplasalar zaten gider. Biz kendimiz dedik ki kepçe de getirelim. Kendimiz imkanlarımızla ne gerekiyorsa biz de katkıda bulunalım dedik zaten. Yani biz bundan parasından değiliz. Doğalgaz buraya gelmişken biz de faydalanmak istiyoruz. Mahallecek de faydalanmak istiyoruz. He, en kötü bize vermiyorlarsa da cami için söylüyoruz. Camiye kimse kışın gidip namaz kılmıyor. Cami bomboş. Doğalgaz gelip bizi geçip de bir 200 metre bize gelmediğini bundan şikayetçiyiz. Yani bizim neyimiz var ki bunlar böyle yapıyorlar? Yani ne eksiğimiz var? Yani çocuklarımız okula gidiyor, ayrı odaları yok. Ondan sonra camiye gidemiyorlar. İhtiyarımız var, ateş yakamıyorlar. Yani biz mağduruz böyle. Çocuklarımızın ayrı odaları yok. Yani gidiler okullarda diyorlar ki ayrı odanız var mı? Ailenizi çağırın. Ayrı odalarımız yok. Çünkü 5-10 kişi bir odaya sığınıyoruz. Yani 5-6 odaya yakamayız. Onun için doğalgaz istiyoruz. Burada çalışan halk genelde çiftçi ya da asgari ücretle geçiniyor. Yani kömürün tonu da bir ton, bir ton 7000-8000 TL'nin altı karşılayamıyorlar. Resmen doğalgaz istiyorlar. Eğitimden geri kalıyoruz mesela. Bir soba yanıyor. Bir sobanın altında da hepsi toplanamıyor. Ayrıca hastaları var. Yani bakımlı veya yatalaklı. Onlara ayrı bir oda veremiyoruz. Bunları istiyoruz. En yakın zamanda doğalgaz istiyoruz. Bunda bir art niyet var. Yani doğalgazı çekmiyorlar buradan. Söylediğimiz halde gelmiyorlar buraya. Biz doğalgazı istiyoruz. Yani görüyorsunuz 50 metre ötede ana hat geçiyor. 50 metreye doğalgaz çekmiyorlar. Yani bunda bir art niyet var.